Çok uzun sürmeyecek demiştin ama istediğin gibi olmadı. Efendim? Feriş diyorum. Yerine başkasını paslayacak tane. Hiç merak etme. Bugün yarın bulacak birisini. Benim için bir problem yok. Bunu sıkıntı yapan, dert eden sensin. Ben gayet memnunum halimden. Yeterince sorunum var zaten, tamam mı? Seninle de tartışamayacağım. Kötü bir gün mü? Anlatmak ister misin yani? Çok acayip bir insansın, biliyorsun değil mi? Biliyorum. Bazen öyle bir şey yapıyorsun ki... Beni hiç anlamıyorsun. Evet, anlamıyorum. Zaten anlamak da istemiyorum, orası ayrı. Niye? Gerek yok çünkü. Ne yaparsam yapayım kendini saklayacaksın. Gerçek yüzünü ortaya çıkarmayacaksın. Zaten kimseye çıkarmadığın gibi. O yüzden tartışmayacağım seninle, tamam mı? Tartışma Dicle. Gerek yok. Çünkü sen böyle bir insan değilsin. Yani sen her şey süt limon olsun istiyorsun. Kimse kimseyle kavga etmesin, barış olsun. Kimse kimsenin arkasından konuşmasın istiyorsun. Her şey dümdüz gitsin istiyorsun sen. Tam olarak bundan bahsediyorum işte. Tam bir saniye önce benimle gayet ilgilisin. Ne oldu, neyin var? Şimdi bir saniye sonra yine bir havalar. Yine bir böyle karakter analizleri. Neyse. İşimize dönelim biz. Nazmi'nin amacından başlayalım o zaman. Nazmi karakterinin amacı ne sence? Şimdi Şule ile Nazmi'nin arasındaki ilişkide bence birazcık bir tutarsızlık var. Sen ne diyorsun buna? Bilmiyorum, fark ettin mi? Bence de gittili geldili. Değil mi? Tam böyle konu başka bir yere evrilecek, hı hı, diye düşünüyorsun ama bambaşka şeyler oluyor. Evet. Çok özür dilerim, açmam lazım bunu çünkü üçüncü kez arıyor artık. Açıyorum. Efendim? Sana bir tane ev gönderdim Şişli'de, 2+1 gördün mü? Yok, görmedim. E tamam, hadi bak. Vermedilerse akşam gider bakarız. Tamam, bakıyorum. 2 dakika bekler misin? Özür dilerim, yani acil bir ev durumu vardı, ona bakmam lazım. Tamam, keyfine bak sen. Tamam. Taşınıyor musun? Yani öyle de denilebilir, biraz mecburi oldu bizimki. Ev sahibi biraz kafayı taktı da bize. Siz kimsiniz? Ev arkadaşımla ben. Yani eve gelen gidene bakıyor, meğerse onu kontrol ediyormuş ev sahibi. Gerçekten mi? Evet. Sinir oluyorum böyle adamlara. Aynı şey benim kız kardeşimin başına da gelmişti. İzmir'de okurken. Ama neyse, ben sonradan hallettim bir şekilde. Nasıl hallettin? Yani herkesin kendine göre bir yöntemi var. Gittim konuştum adamla. Ondan sonra ne kapısına dayandı, ne rahatsız etti, ne konuştu. Oturdu oturduğu yerde öyle işte. Bir bakayım ben de şu eve. Bak bakalım, beğenecek misin? Sen iyi misin? Aha, sorun yok. Bakayım eve. Barış'la aranızda bir... Yok, Barış'la aramda bir şey yok. Bir dakika, nereden çıktın, nasıl ya? Ne alaka? Sakin ol. Sakinim ben. Sakin değilsin, sakin ol, bir nefes al. Sakinim ben. Değilsin. Değilsin yani, gergindiniz, o yüzden söyledim. Yine başladın karakter tahlillerine, tamam. Yok, karakter tahlillerine falan başlamadım ama istersen yapabilirim. Hayır, gerek yok. Merak etmiyorum da zaten. Gerçekten gerek yok. Öyle diyorsan öyledir. Bak, Barış'la aramda benim bir şey yok, tamam mı? Senin öyle ima ettiğin gibi bir şey yok yani. Ben hiçbir şey ima etmedim ki. Sana soru da sormadım. Tam aranızda bir gerginlik mi var diyecektim. Sen girdin. Tamam, konuyu kapatalım. Şimdi izin verirsen eve bakabilir miyim ben? Tamam, bakalım. Al. Hangisi? Anladım, tamam. Teşekkür ederim. Yok, problem değil. Sağ olun, iyi günler. Vermişler. Neyse, yapacak bir şey yok. Bakmaya devam edeceğiz. Tamam canım, önemli değil yani. Bir alternatif çıkarsa mutlaka ararlar beni. Hayır, öyle bir şey yok. Emir, gerçekten teşekkür ederim ama bunca işin arasında bir de benim ev durumlarımla daralmasan, tamam mı? Teşekkür ederim. Gerçekten mi ya? Ne oldu? Ya Sevil Hanım'ın doğum günü partisi varmış yarın akşam. Ben unuttum bunu. Ha şey, kara yapımın sahibi olan Sevil Hanım. Evet. Gitmezsek de ayıp olur değil mi? Feris gidecek mi biliyor musun? Yani öyle bir notu yok ama bilemiyorum tabii. Bir sormam lazım. Anladım. Şimdi dönüyorum sahneye.
Şule ile Nazmi'nin 32. sahnesine bakıyorduk. Nerede? Nerede kağıt?